Nasılsınız Alp Bey? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de. Sağ olun. 5000 taksi projesi var biliyorsunuz. Neden gündemden düşmüyor? 3 sefer UKOM'a geldi. UKOM'a toplantısı yapıldı. 5000 taksi projesi söylemi üzerine 17.395 bin aile şu an eminim birçoğu uykusuz günler Evet. geçiriyor. İstanbul'un 6000 taksiye ihtiyacı var mı? Şimdi ihtiyacı belirleyebilmek için belirli kıstasları var. Arz talep. Bu arz talebi ölçebilmek için bütün işlerin elektronik ortamda yapılması lazım. Mesela yoldan geçen bir müşteriyi aldığınız zaman elektronik ortamda bunu ölçmeniz mümkün mü? Talep ne kadar? Yani ben dikkat ediyorum, belediye yetkilileri sunum yaparken 1000 kişiye 1,17 taksi düşüyor diyorlar. Bunu nasıl ölçüyorsunuz? Ölçme metodunuz nedir? Ölçme metodunuzun sağlıklı olabilmesi için dijital dediğimiz, yani aplikasyon dediğimiz ortamın sağlanması lazım. Nasıl sağlayacaksınız? Bütün işleriniz dijital olması mümkün mü? Kimisi bu telefonu kullanır, kimisi kullanamaz. Yoldan geçen müşteri el eder, bilemezsin. Yani nüfusa göre talebin tespit edilmesi çok yanlış. Şimdi İstanbul'da yaşayan insan sayısı yaklaşık 16 milyon diyelim, kayıtlı insan sayısı gelip gidenler hariç veya turistler hariç. Otomatikman nasıl ölçüyorlar onlar? Aa, bu insan sayısını 16 milyon, 16 kaç tane ticari plaka var? 17.395. Buna göre 1000 kişiye 1,17 düşüyor. Hayır, o değil. Talep nedir? Taksi müşterisi ne kadardır? Talebi nedir? Bir kere dijital ortamda çok iyi bir şekilde istatistiğin tutulması lazım. İstatistik iyi tutulmadığı müddetçe gerçek talebi ölçemezsiniz. Artı bu 1,17 sayı oranını bulurken korsan taksi hesaba katıldı mı? Korsan taksinin ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Hat safhada. Yalan mı? Filo taşımacılık altında korsan yapılıyor. Turizm taşımacılığı altında korsan yapılıyor. Duyumuma göre, bilmiyorum ne kadar doğru bilemem, D2 veya A1 belgesi olmadan, bakanlıktan izin almadan yol belgesiyle korsan taşımacılık yapıldığı söyleniyor. Biliyorsunuz internette girdiğiniz zaman taksi diye Google'dan araştırdığınız zaman hakikaten taksi diye de çıkanlar var. Sadece korsan taksi Evet, az değil. önce denk geldi. Uygun Taksi'nin telefonu Evet. alırken Cem Bey'in telefonu kapanmıştı. Uygun Taksi diye yazdığımda korsan taksi çıktı. Korsan taksi diye Google'da açıyorlar. hatta Uygun Taksi'den en ön sırada çıktı. Evet. Uygun Evet. Taksi ile korsan, uygun korsan taksi. Evet. Bu mahalle arasının haricinde resmen internet sitesiyle WhatsApp hatları kuruluyor. Bakın şöyle izah edeyim. Çalıştığım birçok şirkette şunu gözlemlemiştim. Şirketlerimiz kendilerine araç alıyordu. Alp Bey, net olarak Evet. söylüyorum. Şunu bitirebilirim. Şunu bitirebilir miyim? İstanbul'un Evet. 5000 plaka, 6000 plakaya ihtiyacı var mı? Yok. Yok. Onu yok. İşte bunun nedenlerini açıklamaya, arz etmeye çalıştım size. Yani şöyle söylüyorum. Diyelim ki 6000, bakın siz konuyu kestiğiniz zaman akışımız bozulabilir. Şimdi filo taşımacılık diyoruz. Ne yapıyorsun? Sen şoförlü bir araç kiralamış oluyorsun şirket olarak, değil mi? Benim bildiğim kadar sizler daha iyi bilirsiniz. Sahada olan daha çok sizlersiniz. Faturası kesiliyor, değil mi? Şirket ödüyor. A şirketi B şirketiyle anlaşıyor. A şirketi nedir? Filo taşımacılık yapan şirket. B şirketi nedir? Hizmet alan şirket. Ben kurum adı vermek istemiyorum. Çok önemli bir kurumda çalışan arkadaşım var. Şimdi mesleğini söylesem neyin ne olduğunu çıkartırsınız, onun için girmek istemiyorum. Dedi ki, yani bu doğru mudur? Sizce de doğru mu? Ben de size biraz sorular sorayım ki hani siz de konuşmak istiyorsunuz. Ben seyrettim sizin programlarınızı. Şimdi dedi ki, ben dedi normalde dedi bu firma dedi bizi taşıyor. Fakat bu firma taşıdıktan sonra bizi özel işlerimizde de biz kendi ücretini ödeyerek biz bunu korsan taksi olarak kullanabiliyoruz. Doğru mu bu? Duydunuz mu böyle bir şey? Biliyorsunuz 8-9 tane firma var biliyorsunuz. Filo taşımacılığı yapıyor. Siz bunu duydunuz mu? Ben kaldım. Siz bunu duymadınız mı? Ben mi yanlış bilgi edindim acaba? Şimdi bu korsan Bakın filo taşımacılığında taşımacılığından bahsediyorum. Biz ne yapıyorduk kendi şirketlerimizde? Yani çalıştığım şirketlerde kendimiz aracımızı kendimiz alıyorduk o firmaya. Firmanın üzerine kayıtlı. Aynı zamanda
O taşımacılığı yapan şoförün de sigortasını, vergisini ödeyerek firmamızın şoförü bizi taşıyordu özel işlerimiz için. Atıyorum adliyeye götürüyor, atıyorum gümrüğe götürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani firmanın kendi şeyiydi. Bu şimdi değişti bu olay. Firma kendisine almıyor herhalde. Böyle bir şey. Yani yüklenmiyor herhalde. Daha rentable olduğu için. Şoförlü araç kirası değil mi filo taşımacılık? Filo taşımacılığı duymadınız mı? Ben araştırıyorum bunların hepsini. Nasıl taşımacılık? Ben mi yanlış? Ben şimdi onunla ilgili belgesel tarzı filo taşımacılığı apayrı el alın. Ben çok iyi takip ediyorum evet. Bunları. Ben turizm de... taşımacılığını apayrı el alın. Turizm taşımacılığı. Bakın turizm taşımacılığında da olay ne biliyor musunuz Ali Bey? Turizmin tanımının doğru mu değil mi? Turizm tanımı nedir sizce? İç ve dış turizm. Ha bazı arkadaşlarımız diyor ki 13 artı 1 olsun. Bazı arkadaşlarımız diyor ki atıyorum 17 artı 1 olsun. 9 artı 1 olduğu zaman değil mi? 9 artı 1 miydi? Şu an yapılan evet. D2'ler alınan. Evet. 9 artı 1 olduğu zaman korsan taşımacılığa sevk ediyor. Şimdi ben iç turizmde yıllar evvel yani çok gittim. Otel bölgesine gidiyorum otele. O sırada uçaktan iniyoruz. O hep söylerim arkadaşlarım anlatırım. O otel bölgesine tesadüfen orada otel bölgesi var birkaç tane. Oraya gidecek yolcu yok. Çıkmıyor. Oradan da ben inmişim tek. Koskoca bimbüyük bir araçta ben gidiyorum. İç turizm bu. Evvelden de parasını ödemişim. Yani gittiğim yerin, otelin parasını ödemişim. İç nakliye şeyini de, dahili nakliyesini de ne diyoruz ona? Ulaşımını da evvelden parasını ödemişim bunun. 6 ay evvelinden. 6 ay evvelinden ödemişim. Ve otomatikman şimdi neden talep ettiniz? Böyle bir şey? Şimdi niye talep ettim? O gittiğim turistik bölgelerde sanırım kış aylarında yeterli iş olmadığı için yaz ay taksimetre ücretleri 3 kat filandı. Bu legal bir şey yanlış anlamayın. Ben bunu illegal yapmadım. Turizm dediğiniz zaman iç turizmde girer buna dış turizmde girer. Gerçekten ben turizm amacıyla bir transfer yaptırtıyorum kendime. Yaptırtırdım bu legal bu. Herkes yapıyor bunu. Hatta hiç tanımadığın insanlarla 14 kişi, 15 kişi bir aracın içinde oluyorsun. A oteline, B oteline, C oteline 14 kişiyi dağıtıyor. Tesadüfen de ben bindiğim zaman o bölge, o otel bölgesine kimse yoktu. Eşimle biz yolculuk yaptık. Şimdi şunu arz etmeye çalışıyorum. Mühim alan tabii ki sayılar da önemlidir. Korsan taşımacılığı tamamen kökünden kesebilir. Çok da önemlidir. Mühim alan turizm tanımına uygun mu iş yapıyor bunlar? Anladım. Anlatabildim mi? Turizm tanımına uygun iş yapıyor mu yapmıyor mu? Bunun nasıl ölçütü olmalı? Kaç saat evvelinden bunun rezervasyonu yapılmalı, parası ödenmeli? Atıyorum Kapadokya'ya gidecektir daha evvelden ücreti ödenmeli. Anlatabiliyorum. Ama şehir içinde artık alışveriş merkezine gidecek. Yani ben bilmiyorum yani bunun bir tanımı yapılmalı. Tanım çok önemli turizm tanımı. Filo taşımacılığı tanımı çok önemli. İki, onun haricinde müthiş bir sıkı ve sürekli denetim yapılması lazım. Demek ki sonuç itibariyle korsan tamamen hayatımızdan tabii ki kalkmayabilir. Tamamen kalkmayabilir ama sürekli ve sıkı denetim ve caydırıcı tedbirler. Maddi manevi yapıldığı takdirde herkes iş sahasına, filosu, turizmi, herkes iş sahasına çekildiği takdirde bir taksi ihtiyacı hasıl olmuşsa arz talebe göre, nüfusa göre değil, nüfus İstanbul'da diyelim ki 50 milyon oldu Ali Bey. 50 milyon oldu. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. 50 milyon oldu. Şu 16 milyonun kaç katı? 3 katı. Şu an kaç tane taksi var? Hadi yüzeysel konuşalım. Bırak 17.395'i. 18.000 var. 54.000 mi taksi lazım o zaman İstanbul'a demekle? Hayır. Sen trafiğin gidiyor mu gitmiyor mu? Sen ona bak. Sen müşterini indiremedikten sonra trafikte bu trafikten dolayı yeni bir müşteriyle nasıl buluşacaksın? Senin o müşteri indirmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve o 1,17'yi İBB yetkilileri bu oranı belirtirken korsan taksi sayısını da biliyorlardır herhalde kendileri tahmin ediyorlardır. Onun içerisine koyarak o oranın doğru oranın çıkması lazım. Ben şunu araştırdım Halk Bey. Amerika'da denendi bu. Uber'lere yol verdiler. Uber araçları da Amerika'nın belli bir bölgesinde ve oran trafiğinin tamamen kilitlendiğini ve taksicilerin de kazanamadığını, Uber'in de kazanamadığı gözlemlendi. Görüldü. Bu şimdi 6.000 taksi İstanbul trafiğine girerse düşünemiyorum.
Evet Alp Bey. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey ilave edebilir miyim? Bir şey ilave edebilir miyim? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Heathrow'a gittiğimde iş için İngiltere'de Londra'da Heathrow Havalimanı'ndan otelime gitmek için taksi tuttuğum zaman, bak yanlış hatırlamıyorsam, yalan da söylemek istemem, kaç kilometrelik yoldu ya ben anlamıyorum, 50 pound gibi bir para ödedim. Kilometre ücreti Londra'da 35 poundla 80, bunu da çırpıcı tesislerinde Sayın İBB yetkililerine arz ettim. 35 poundla 80 pound arasında değişiyor kilometre ücreti. Bölgeleri. Hadi 50 pound diyelim ya. Evet. 35 pound ne kadar biliyor musunuz? Oraya gireceğim. 35 pound 35 lira, bakın anlatayım. Bizdeki kilometre ücretine 3,10. Bir dakika. Şimdi sen bunu taksiyi, çok özür diliyorum senden, bırak 3,10'a. Kilometre ücreti 2 liraya indirdin veya 1 liraya indirdin abi. Dikkat et lafıma. 1 liraya indirdin. Belki de 16 milyon kişi taksi isteyecek. Bakın dikkat edin. 1 liraya indirirsen kilometre ücretini, 16 milyon da biner mi binmez mi? Tabii ki yani. Ne olacak o zaman 16 milyon tane? Lüks ulaşım. Tamam. İnsan lüks, rahat ulaşım. O zaman 1000 kişiye düşen taksi sayısı falan, arz talep meselesi ne olacak? Daha da fazla. Sen öyle bir seviyeye getireceksin ki, bakın taksi lükstür. Lüks taşımacılık, toplu taşımacılık değil. 13 TL açık. Kimse oyun oynamasın bizde. 13 TL. Ha. Alp Bey, ben tam olsa oraya gireceğim. Siz hiç tanımadığınız birine 13 liraya 4 kilometre özel arabanız veya taksiyle, hiç tanımadığınız birini, gangster mi nedir, nasıl götürürsünüz? Mümkün değil. Bu sektörün düştüğü durumu görüyor musunuz? Haklısınız. Yani Alp Bey, Sayın Ekrem İmamoğlu taksiciler çıldırtıp sokağa mı dökmek istiyor? Bakın bu soruyu herkese soruyorum. Plaka sahiplerini... Bu konuşuluyorsa artık ondan vazgeçer herhalde. Yani bu şimdi yarın öbür gün taksiciler... Siz oradaydınız. Evet, oradaydım. UKOME'de oradaydınız. Evet. Sayın Fahrettin Can'a saldırı anında da, evet, oradaydınız. Evet, şok oldum. Şok oldum. Kimler çünkü saldırdı, neden saldırdı? Evet, çok enteresan bir konu. Fahrettin Bey orada 5000 kira olayına laf ederken, minibüsçü arkadaşlarımız, bilmiyorum bunların minibüsçü. Ben onların minibüsçü olduğuna inanmıyorum. Emin misiniz? Ben arka bölümde, evet, bir 40-50 kişilik bir grup vardı. Hı. Ben onların insan olduğuna da inanmıyorum. Yani ben gözlemledim. Eğer bunlar taksici olacaksa, evet, ben bu şehirde yaşamayayım. Bırak Türkiye'de yaşamayayım. Biliyorum, bir programınıza daha izledim, bunu söylemiştiniz. Yani aynı şehirde yaşamayı bırak. Minibüs şoförü olabilirler mi? Değil. Değil mi? Değil. Orada şimdi, başka bir Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın yetkililer izlesinler oradaki, evet, gelen gidenleri. Benim bu tezimi de yani iddia ediyorum. Ben, onlar insansa ben insan değilim. Bir şey söyleyeceğim. Biliyorum, doğru söylüyorsunuz. Yani çok ayıp ettiler. Çünkü Fahrettin Bey orada 5000 kira için konuşmuştu. Onlar minibüsçülere laf edildi. Bak, minibüse karşı Fahrettin Bey. Vallahi İstanbul taksi sahipleri... Bir dakika, okay. İstanbul... Son sorumu soracağım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun amacı nedir burada? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun amacı çok güzel. Kesmezsen sözümü anlatayım. Tabii benim düşüncemi. Ben belki kıt şimdi düşünüyorum. Sırayla gideceğim. Ben şöyle, ben size şöyle söyleyeceğim. Yani bir şey unuttuk. Çok özür dilerim. Orada Fahrettin Can Bey 5000 şeyi söyleyiver. 5000 kiraya karşıydı. Yani hayır. 5000 kiralık olayla ilgili bir cümle sarf etti. Minibüsçüler kendisini anladı. Yanlış anladı. Yanlış anlaşılma oldu. O birinci konu. İkinci konu, şunu kestiniz Ali Bey. Çok özür diliyorum sizden. Ben bize biraz evvel 1 lira dedim ya. Hani taksi. Ona geleceğim, Ekrem Bey niye ifade ettiğini. Hemen aklımda şeyiniz. Siz ne kadar taksi sürerseniz sürün. Yani piyasaya ne kadar ama sürerseniz sürün. Ne kadar? Yetmez. Niye yetmez biliyor musun? Taksimetre ücretini 1 lira, 2 lira, 3 lira düşünürseniz eğer, yetmez. Şimdi öyle bir dengeye getirmeniz lazım ki optimum noktaya getireceksiniz ki taksimetre ücretini. Taksi lükstür. Toplu taşıma değildir. Taksiye tabii ki dar gelirli vatandaşla binecektir. Neydi onun adı? Fakir demeyeyim de sıkıntıyla geçinen vatandaşlar da binecektir. Çünkü niye? Onları, hayır, sosyal devletin sorumluluğu şu. Evet. Ulaşıma belediyenin
yapması gerekiyor. Yani toplu buluşma onları yapması. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir hastalık olabilir. Onlar tamam. Anlatabildim mi? Onlar da binecek. Fakat binecek onlar ne yapacak? Hani onlar derken bizden ayrı değiliz. Bizler de binerken düşünüyoruz. Taksiye binerken kaç lira yazar, kaç lira eder. Hepimiz düşünüyoruz. Ben çok iyi taksi müşterisiyim aynı zamanda. Plaka yani, sahibisin. Tabii plaka sahibiyim. Aynı zamanda çok iyi bir taksi müşterisiyim. İspanya'da verdiğim parayı söyledim de şaşırdılar arkadaşlar. Yani ben bazı toplantılarda da söylüyorum şimdi evde notlarımda euro karşılığında 2 günde. Yine araya gireceğim. Evet. Bana kızacaksınız ama şöyle yapayım. Kızmam size kızmıyorum. Kanada'da bir öğrencimiz gelmişti. Taksilerden memnun musun soruma şu cevabı vermişti. Evet memnun değilim demişti. Ama Kanada'ya gittim. O kadar çok yüksek bedeller ödeyince dedi, Kanada'daki pahalılığı görünce dedi, buraya geldim şimdi taksilerin keyfini çıkarıyorum dedi. Bol bol dolaşıyorum demişti. Allah o kadar çok pahalı demişti. E tabi esasında bakın şöyle düşünün. Oradaki kazanma tabii ki gelir seviyesi de farklı. Tamam o gelir seviyesine göre zorlanıyor o demek ki. Oradaki kazancına göre burada rahat biniyor. Şimdi böyle mukayese etmeyelim. Fakat şöyle düşünelim olayı. Alp Bey programımızda da sözlerinizi alayım. Peki Ekrem Bey'in amacı nedir? Son soru. Ekrem Bey'in amacı nedir? Evet. Ona cevap vermedim. Vereyim mi? Evet. Düşüncemi söylüyorum ama evet. Bu benim kişisel görüşüm. Şimdi yaklaşık kaç yıldan beri taksicilik vardır? Cumhuriyet'in kurulduğundan beri vardır değil mi? Tarih. Siz çünkü çok program yaptığınız için tarih bilginiz de benden üstündür. Ya taksicilik çok işte araba 1965 desek dolmuculukla işte profesyonel taksiciliğe 1889 Cumhuriyet tarihinden bahsedelim var değil tabii mi? Taksicilik var. Tabii. Normal taksimetre tamam. Şeyden bahsediyorum. Peki ben. Size bir şey söyleyeceğim. Televizyon medya kaç yıldan beri var? Bildiğimizden beri var. 1974'te de aynıydı taksicinin sıkıntısı bakın. Ben belgeselleri de takip ediyorum. 1974'te de aynı sorun vardı trafik sorunu. Hı. 20. yüzyıla geldik. Yine aynı sorun. Ben trafik sorununa değinmeyeceğim şimdi. Hem trafik hem iş sorunu. Ben başka bir yere geleceğim şimdi. Evet. Şaşıracaksın. Medyamız da var değil mi? Çok ulusal kanallı medyaya da evet. geçişlerimiz değil mi? 1989. Siz daha iyi bak ne kadar gazetecisiniz, tarihlerini biliyorsunuz. Yaklaşık ne kadar olmuş? 31 i̇lk sene kurulan, mi? İlk kurulan Star sene Star olmuş. TV kuruldu. Cem Uzan kurdu. Sene olmuş. Cem Uzan kurdu. O da nerede evet. belli biliyorsunuz. Evet. 31 sene olmuş. Farkındasınız evet. değil mi? Evet. 31 seneden beri medyada taksi haberlerini alt alta topla. Bir de son 2 senede taksi haberlerini alt alta topla. Her şey süt limandı. 2 sene evvel, 3 sene evvel. Yolsuzluklar yok. Yani bir dakika. 2 sene, 3 sene evveline kadar her şey çok evet. güzeldi. Ne oldu? Dağıtma Ali. 2-3 sene evvel çok güzeldi her şey. 2-3 senede bir şeyler oldu. Sosyal medya böyle konuşuyor. İşte taksici böyle, taksici şöyle. İşte bazen kurgulama falan müşteriler koyuyorlar. O bilmem ne ver. Şimdi bir dakika. Taksicinin 2 tane, 3 tane yanlış yapan adamımız yok mu? Çok kötü hadiseler yaşamış müşterilerle. Kırgınlıkları yok mu müşterilerin? O kaç tane ben arkadaşlarıma soruyorum. Benim burada asker liseden, harp okulundan beraber okuduğum arkadaşlarım var. Onlarla röportaj yaptım ben. 1-2 yıl evvel. Kendi arkadaş gruplarıma attım o röportajları. Albay arkadaşlarım. Emekli albay. Ya onlara sordum. Dedim ki kaç defa taksiye bindin? Şu kadar. Kaç defasında sorun yaşadın? Doğruyu söyle dedim. Hani diyorlar ya kısa mesafe gitmedin işte şurada almadın bu, veyahut da yanlış para aldın veya dolaştırdın. Bir tanesi dedi ki ben hiç sıfır yaşadım. Sen dedim şanslısın. Sen bir defa yaşadım galiba dedi. Ama o hadise onun aklında öyle bir kalıyor ki. Hele belirli bir bölgelerde belirli insanlar. Bakın 18 bin kişi 2,5 kişiyle çarpsan kaç kişiyiz biz yaklaşık 45 bin 50 bin tane sürücü var şoför var. Şimdi kaç kişisi böyle? Şimdi bu böyle tamam böyle halkın önünde medya verdi. Halk diyor ki taksicinin hepsi kötü. Kötü. Ve bunu da Sayın İmamoğlu düzeltecek. Ben Sayın İmamoğlu'nun konuşmasına gittim Bayrampaşa'da. Kendisi beni bir arkadaşım kendisiyle tanıştırdı lobide. Sorunlarımızı arz etmek için kendisine gittim. Bir tane rapor verdim.
O konuşmasında taksi konusunu gündeme getirmedi fakat o kadar güzel şeyler söyledi ki sevgiyle ilgili. Hayran oldum. Ne kadar güzel konuşuyor Sayın İmamoğlu dedim. Şaşırdım. Çok güzel. Sevgi, sevgi, sevgi. Çok güzel. Sevgi kitapçıkları aldım. Sevgi kitapçıkları hazırlamışlar. Evde geldim okudum o sevgi kitapçıklarını. Çok güzel. Yani olaya empati yapmasını isterdim Sayın İmamoğlu'nun. Bu adamların derdini, bunların derdini. Şu Alp Oral bir rapor vermiş. Ya şunu bir okuyayım ya. Bu adamcağız gelmiş buraya kadar. Hatta galiba yanında Murat Bey vardı. Murat Ongun Bey. Teorikte. Ha, lütfen okur musunuz? Bana dönecek misiniz dedim. Hatta sordum. Gerçi esasında kendisine ben yine ulaşırdım ama rahatsız etmek istemedim. Okumamışlar herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Teoride. Şimdi onu anlatıyorum. Bakın şimdi dedi ki halk dedi bu taksicilerden bir müsaade et işte ruhu derken onun için anlatayım dedim. Ama oraya geleceğiz. Ne olur. Buradan bitirelim. Peki. Alp Bey çok ama ne yapmak istiyor İmamoğlu? Tamam. Bak onu dinlemedin. Tamam, ne söyleyeyim mi? Peki tamam çok kısa keseyim. Çok kısa keseyim. Bu bölüm birinci olarak. Hayır tamam. Birinci bölüm. Tamam. Bu çok... arada birinci bölüm. Tamam. Çok kısa keseyim. Halk bir siyasetçi ne düşünür? Ne düşünür? Siyasetçi Sayın İmamoğlu. Ben siyasetçi değilim. Hayır. Siyasetçi İmamoğlu. Empati yapamıyorum. Hayır bir dakika. Tahmin ediyorum empati yapmaya çalışıyorum. Yapmak benim de siyasetim istiyorum. Yok. Apolitik bir adamım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir siyasetçi ne düşünür? Kendi partisinin... Önce köşeyi denmek istiyor. Ben bunu bilmem. Kendi partisinin daha fazla oy almasını düşünür. Halk bu adamlardan nefret ediyor. Taksicinin oyu nedir? Yan yana koyar. Taksicinin oyu işte biliyorsun 18 bin kişi. 50 bin kişi şoförüyle beraber. Şoförleri de yanına çekiyor. Bir dakika. Şoförleri yanına çekiyor ki... Hatta dolmuşçuları, minibüsçileri yanına çekiyor ki... taksiciler yalnız kalsın... Ha, taksicilerin oyu ne kadar onu bir hesap ediyor filan derken halbuki bunun bir kelebek etkisiyle bütün Türkiye'ye yayılacağını 80-90 bin tane taksiye etkileyeceğini düşünmüyoruz zannediyor. Hayır. Öbür taksiciler 81 vilayet. Bugün bana yapılan şey yarın 81 vilayette yapılacak. Şimdi diyor ki halk diyor bunları sevmiyor. Ben diyor halk diyor bana oy verecek. Ben öyle düşünüyorum abi kusura bakmayın yani bu benim özgür düşüncem. Taksicinin oyu halkın nefret ettirdi çünkü medya halktan iyice tamam mı? 3 yılın evine kadar her şey toz pembeydi. Taksiciler tabii ki vardı insanların kızgınlıkları vardı. Mesela ben bindiğim zaman neye bakarım? Koltuklar temiz mi? Bir dakika. Çok teşekkür ederim. Bir dakika. Koltuklar temiz mi? Yani oy bizim taksicinin oyu küçümseniyor. Moladan sonra... kaldığımız yerden devam edelim Alp Bey. Teşekkür ederim. Birinci bölüm. Mola verelim biraz. Tamam. Sakinleşin. Ben de sakinleşeyim.